Merhaba arkadaşlar. Entegre Lojistik dersinin bakım süreçleri başlıklı 6. ünitesinden kısaca bilgi vereceğim. Değerli arkadaşlar, bu bölümün bakım süreçleri başlıklı bu bölümün öğrenme çıktıları bakım konseptinin oluşum sürecini, yani kısa arka planını bilmek, bakım, onarım ve arıza kavramlarının tanımlamak ve bunların ELD süreçlerindeki yerini ve önemini bilmek, bakım prensiplerini ve bakım yönetim kararlarını bilmek, bunların entegre lojistik destek süreçlerine nasıl dahil edileceği hakkında fikir sahibi olmak, ELD süreçlerinde bakım performansı ve bakım maliyetleri hakkında genel bilgi sahibi olmak, sonuç itibariyle en son olarak da entegre lojistik desteklerinde en çok tercih edilen RCM dediğimiz İngilizcesinden birebir kullandığımız güven merkezli bakım hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların entegre lojistik destek içerisinde konsept içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermek. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz çağdaş bakım konsepti bugünkü haline 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla dönüşmeye başlamıştır. Bunun gerekçesine bizim Just in Time felsefesi dediğimiz yapının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önem kazanması, küresel rekabet nedeniyle rakiplerden üstün olma, rakiplerden üstün olabilmek için daha ucuz imal edebilmek için maliyetleri azaltmak, ki bunlardan bir tanesi de bakım maliyetleri. Şimdi 20. yüzyıl ortalarından itibaren karmaşık yapıların kullanılmaya başlaması, makineleşmenin elektronikle birleşerek, elektrooptik sistemlerle birleşip bilgisayar destekli karmaşık sistemlerle oluşturulması, burada süreçlerin çok daha karmaşık bakım yapılarına ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Çok değerli arkadaşlarım, olaya detayları, bu sürecin detayları kitabınızda var. Yani bizim hangi bakım konseptlerinden işte ilk önce arızalanınca gider, daha sonra proaktif yaklaşımlar, yani arızayla karşılaşmadan, arıza oluşmadan önce olası arızaların giderilmesi maksadıyla yapılan faaliyetler gibi çok farklı yaklaşımların bugün geldiği boyutta ne durumdayız, onların detayları var. Şimdi bakım ve onarım çok önemli olmasına rağmen lojistik kaynaklarda fazla yer alan bir konu değil. Hatta lojistik kitapların hemen hiçbirisinde bakıma yer verilmediği görülür. Oysa ki lojistiğin en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Bakım farklıdır, onarım farklıdır. Onarım arıza ortaya çıktıktan sonra yapılan faaliyettir. Bakımsa arızayı engelleyen, onarımı da içine kapsayan, bütün kavramın, bütün bir konsepti ifade eden bir kavramdır. ELD süreçlerinde biz bakımı daha tasarım aşamasında oluştururuz. Yani bir sistemin nasıl bakılacağı, nasıl bakımının yapılacağı sistemin tasarım aşamasında dikkate alınır. Biz bir sistemi bakımını oluştururken bu sistemin hangi prensiplerle oluşmuş bir bakım yapısına sahip olduğunu bilmemiz lazım. Her şeyden önce bakım sistemimiz elastik olmalıdır. Yani biz her an değiştirebileceğimiz, güncel gelişen durumlara göre hareket edebileceğimiz bir elastik bir bakım planına sahip olmamız gerekir. Bir kere maliyet etkin olmamız gerekir. Yani yaptığımız bakım faaliyetinin bize olan maliyeti sistemin maliyetinin içerisinde rasyonel bir, gerçekçi bir, akılcı bir yapısının olması gerekir. Ve bakımı mutlaka yetkili personele yaptırmamız gerekir. Aksi takdirde çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bakımı tasarlarken teknik yetkileri net olarak belirleriz. Hangi arızayı kim giderecek, hangi seviyeye ne kadar kim müdahale edecek? Bu yetkilere net olarak belirlenmiş, bu yetkilere uyulması gerekir. Malzemeyi olabildiği kadar az hareket ettirip malzemeyi bulunduğu yerde maliyeti dikkate alarak veya koşulları dikkate alarak en kısa sürede giderebilmek için olabildiğince yakın olmamız gerekir. Biz bakımı kademelendiriyoruz. Yani işte kullanıcı bakımı, orta bakım seviyesi, ağır bakım seviyesi, fabrika bakım seviyesi gibi. Burada da olabildiğince en alt seviyede en düşük bakım kademesinde sorunu çözmemiz gerekir. Teknik dokümanlar bizim için hayatı kurtaran, birçok sorunu önceden engelleyen, oluşmasını engelleyen dokümanlardır. Biz bunların da yani bakımın da bu dokümanlara uygun şekilde faaliyette, bakım faaliyetlerinde dikkate alınması gerektiğini ne emin olmamız gerekir. Arşiv bilgisi dediğimiz bir sistemde hangi malzemenin sık arıza yaptığını, bunun kullanıcıdan mı, sistemden mi, yedek parçadan mı kaynaklandığını anlayabilmemiz için arşiv bilgisi bizim için kayda değer önem taşır. Bu nedenle bizim her sistem için veya sistemin bileşenleri için arşiv bilgisi tutmamız gerekir. Bakımımız, sistemimizin güvenilir olması gerekir. Yani bakımdan çıkmış bir ürünün arıza yapmayacağını, aynı arızayı tekrar etmeyeceğini bilmesi gerekir. Sistemdeki tüm aktörlerin, tüm oyuncuların, tüm sistemde yer alan kişilerin bakım sistemine güvenmesi gerekir. Tabii son olarak da tüm oyuncular arasında bakımda bir koordinasyon sağlanması gerekir. Eğer oyuncular birbiriyle koordine etmeden hareket ederlerse, bakım planları bu şekilde yapılırsa çok ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Şimdi bakım stratejisinin seçimine etki eden bir takım detaylar var. Şimdi biz burada mevcut tesislerimizin yapısı, bakım teknolojileri, hangilerine sahibiz, bunların hangilerini kullanabiliyoruz, hangi çevre koşullarına sahibiz, nerede bu faaliyeti yapıyoruz, operasyonel anlamda sistemin çalıştığı koşullar neler, yani hangi operasyon, sistemin kullanıldığı koşulların neler olduğunu biliyorsak ve tesisleri nasıl yönettiğimizi biliyorsak, biz bunlara bağlı olarak bakım stratejisini seçiyoruz. Bakım stratejisi tabii burada bizim için çok önemli, çünkü yanlış strateji seçmek bize çok ciddi mali külfet getirebileceği gibi aynı zamanda sistemin faal olma sürecini geciktirecektir. Daha çok arıza yapmasına neden olacaktır. Şimdi tabii bakım performansı dediğimiz bir kavramı entegre lojistik süreçlerine dahil etmemiz gerekiyor. Burada maliyet etkinliğinin sağlanma açısından bu çok önemli. Şimdi burada kastım şu: bizim bakımla ilgili oluşturduğumuz entegre lojistik destek süreci içerisindeki sistemin performansını somut olarak tespit edebilmemiz lazım. Yani burada iş standartlarını bilmemiz, çalışma oranlarını bilmemiz, iş hacimlerini ortaya koymamız gerekiyor. İş standartımız ne? Efendim, bir motoru indiriyorsak bunu kaç saatte yapıyoruz? Bir poryayı değiştiriyorsak, bir aksı değiştiriyorsak bunu ne kadar sürede yapıyoruz? Çalışma oranı bizim burada bir sistemin bu konuda ne kadar süre içerisinde bu faaliyeti gösterebileceğini belirlememiz gerekiyor. İş hacimleri ise biz bunun kaçını yapabiliyoruz? Yani bir seferde ne kadar motor değiştirebiliyoruz? Bir seferde ne kadar baskı balata değiştirebiliyoruz? Veya bir tesiste bunun kaçını yapabiliyoruz? Değerli arkadaşlarım, şimdi zamana bağlı olarak arıza seviyesinin birbiriyle olan ilişkisini gösteren bir grafik var. Burada A1 seviyesi, değerli arkadaşlarım, A1 seviyesi, yani en üstteki noktalı mavi paralel çizgi, X'e paralel olan A1 çizgisi bakım ile aşılamayacak seviyeyi gösteriyor. Yani biz bunun üstüne, A1'in üstüne ne kadar bakım yaparsak yapalım yine arızayla karşılaşabiliriz. O bizim arızasızlık seviyemiz. A2 ise bunun altında bakım yapmamamızı gerektiriyor. Şimdi burada bakım ihtiyacı zamana bağlı olarak artıyor. Şimdi burada arızasızlık seviyemiz de düşüyor. Buradaki grafiğin detaylarının açıklamasını kitabınızda göreceksiniz. Çok değerli arkadaşlarım, biraz evvel söylediğim gibi dersin tanıtımında, bölümün tanıtımında en başta söylediğim gibi bir entegre lojistik süreçlerinde ağırlıklı olarak RCM kullanılıyor. Fakat RCM must değil, yani mutlaka kullanılması gerekiyor anlamı çıkmıyor. Biz çoğunlukla güven merkezli bakımı tercih edildiğini görüyoruz. Burada güven merkezli bakımda sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için önce havacılıkta kazaların sık yaşanmasıyla 1960'larda başlayan bu yapı günümüze kadar farklı sektörlere taşınarak özellikle yüksek risk taşıyan sektörlere de aktarılarak günümüze kadar geldi. Bugün RCM2 dediğimiz 40'tan fazla ülkede çok farklı sektörlerde kullanılan bir yapı var. Burada bizim teknik olarak yapılabilir, uyulabilir ve hakikaten bunu yaparsak faydası olabilir terimlerinin yerini uygulanabilir ve etkin terimleri aldı. Burada esas konu ne? Gizli arıza fonksiyonları, yani bizim öngöremediğimiz arıza sayısını minimize etmek, yani arızayla karşılaşmadan sistemi kullanmak. Dikkat ederseniz havacılık sektöründe artık kaza çok riskli bir sektör gibi görünmekle birlikte hemen hemen hiç yaşanmıyor. Bunun gerekçesi de güven merkezli bakımın, yani bir sistemin olası arızaların önceden görülecek bir yapı içerisinde giderilmesi. Evet, bu bölümü de kısaca ifade etmiş olduk değerli arkadaşlar.